Çünkü baş belası, o FPS düşüşü sıkıntısı ortadan kalkmıştır. Yani umarım. Şimdi ben bu Nemeje köyünü yağmalamamın ardından Haringot Kalesi'ne doğru ilerleyeceğim. Abi bakar mısınız Haringot Kalesi'ne? Vızır 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 vızır, bak 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 bak. 4-5 tane adam geliyor. 4-5 tane adam geliyor. Ben onları gördüm şeyde. Ben onları gördüm abi. Onlar bizim menzile girdi. Ben onları gördüm. Sen bana bırak, halledeceğim hepsini. Şimdi şurada para eden nesneleri bir alalım, koyalım kenara. 1, 2, 3. 3 adam geliyor. 4 adam geliyor. Harlos rotasyonu çevirdi ama buraya hayatta dönemez o. O koca ordusunun kıçını kaldırıp döndürene kadar biz bu çocukların içinden geçeriz. İnşallah düzlük bir arazideyizdir. Sayılır. Sayılır düzlük bir arazi. Yasin, balım, ne olur sen yaz. Ne olur sen yaz bak. Droplarsa da senden görmek istiyorum. Bak ben de yine 60 FPS. Ben de yine akıyor. Neden ebesinin hörekesi kadar yemek alıyorsun? Neden? Yeniyor be. Depoda hiç yerim yok kanka. Ondan dolayı ya. Ya şimdi bu diplomasi modunda yedek ambarın ve eşya depom var. Benim eşya deposu da ambar da bomboş. Yani bir yerde bir esir alınırsak ayvayı yeriz. Bir de ordunun grup morali fazla olsun diye. Tamam balım. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim balım. Arada takılır arkadaşlar. Arada takılır. Yapacak bir şey yok. Videodan sağlam bir şekilde seyredersiniz. Ben sizin seyir keyfinizin bozulmaması için hemen bir restleyip geldim makineyi. Daha ötesine maalesef yapabileceğim bir şey yok. Ya makineyi de restledik yani, artık arka planda açık olan bir şey de kalmamıştır. Ve Erdem Baba 8 lira göndermiş. Her şeyi çıkart, bir tek kılıcımla kal. Öyle savaş yapabilirsin demiş. Kılıç ve kargı kalsın o zaman Erdem Baba. Teşekkür ederim bu arada desteğin için, canımsın. Kılıç ve kargı kalsın. Kargı challenge var ya hani. Önümüzdeki savaşları çıbıldak yapalım. Ya çıbıldak biz ölürük be. Ölürük bir yerden baba. Ve Kayra, öncelikle selamünaleyküm babuş. Esirleri hancıya satabiliyorsun diye biliyorum. Köle tüccarı aramana gerek yok demiş. Evet ama hancıların mekaniği köle taciri Ramu'nun mekaniği gibi. Sadece 50 dukat veriyor. Teşekkür ederim bilgilendirme için. Sağ olasın. Kayracığım, kesene bereket. Eyvallah. Sadece 50 veriyor kankam. Bu savaştan sonra cıbıldağım Erdem Baba. Teşekkür ederim challenge'ın için. Eyvallah. Peki kaç savaş boyu bunu sürdürmemi istersin? Ağla mı? Ayıp be. Güzel, bu adamları paketlememiz iyi oldu. Eğer var ya bu savaştan sağ salim çıkarsak Haringot Kalesi'nde de çok güzel avantaj elde ederiz. Haringot Kalesi zaten dediğim gibi vıngır vıngır kaynıyor. Haringot'u alırsak muhtemelen bölünecekler, yani etraftaki diğer kalelere de dağılmak durumunda kalacaklar. Sonrasında Swadia'nın işini kolay bitirebileceğim. Kargı vuruşuyla koca atı güzel harcadık. Bizim çocuklar da sağlam ya. Şu Sarrani'nin atlılarına bayıldım ya. Sarrani'nin atlılarına gerçekten bayıldım. Bizim çocuklar da çok sağlam. Şimdi Kral Harlaus Efendi ile cıvıldak görüşme vakti. O Harlaus Efendi'ye cıvıldak oluşumuz bir korku salar. Niye biliyor musun? Çünkü geçen bölümlerde bir yerde böyle bir Harlaus Efendi'ye forkladığımızı hatırlıyorum. Yani bilmiyorum aranızdan hatırlayan var mıdır ama esirimsin köle. Esir almayacağım. Hiç gidip 50 dukata bunları satmakla uğraşamam. Uğraştığıma değmiyor çünkü. Böyle bir cıbıldak karşısına çıkışımız onu bir ürkütür gibime geliyor. Tavlanmış tek elli dövüş kılıcı ver bakalım. Dikenli sopa, arbalet falan filan. Bir tane daha kılıç. Niye bu kadar kılıçla dolaşacaksam?
Şimdi bir saniye. Tüketilmiş yemeklerin bir kısmını şuraya bir atalım. Buraya zırhlarımız için yer açalım abi. Buraya zırhlarımız için yer açalım. Başka ne kullanılabilir burada? Ekmeklerden falan yediğiniz hiç yok mu? 5 tane balık gelmiş. Tamam. Abi cıbıldak spor. Tahıl. Yani 22'lik tahılı atalım. Ekmeği al. Tamam, Erdem babanın isteği üzerine cıbıldak spor. Ve 10 savaş boyu cıbıldak spor demiş Erdem baba. Teşekkür ederim canım 10 liralık desteğin için, sağ olasın. 10 savaş boyu cıbıldak spor he mi? Wow. Ve gitar, YouTube'dan bayağıdır izliyorum canını yerim demiş. Desteğin için çok çok teşekkür ederim gitar, sağ olasın, hoş geldin. Evet arkadaşlar, bir ağır ya hafifleme hissettiniz mi? Ben hissettim. Peki Harlaus Efendi ile nasıl çarpışabiliriz? 61 tane zırhlı süvari mi? Anladım. Tamam. Şöyle yapıyoruz abi. Köy var mı bu heriflerin? Köyü var abi. Çok güzel. Köye kadar kendimizi kovalattıracağız Harlaus'a. Mutlaka bir köyde fight yapmamız lazım. Çünkü ben 61 tane adamı hayatta durduramam. Kanka bir şey diyeceğim. Allah rızası için bak. Harlaus ömrü uzun olsun. Bizim tipe baksana bir saniye. Harlaus ömrü uzun olsun. Bak bizim tipe bir bakar mısın abi? Memik dolar titriyor. Kardeşim selamun aleyküm. 60 tane süvarisi var herifin. Ben 60 süvarisine karşı girmek istemiyorum. Lord'un düştüğü durumlara bak arkadaş. Vallaha düştük. Bittik ya. Hadi bak şimdi arbeletlerden biri bana dönük. Arbeleti bir çakacak bana böyle. Ete bir vuracak. Lönk diye ses çıkacak abi. Lönk diye ses çıkacak böyle. Abi bizim bebeler de yeni geliyor. Ne yapıyorsunuz lan? Kral ne diyorsun ya? Kanım dondu, o nasıl bir deyim, o nasıl bir şey yani, o nasıl bir ünlü şair? Nerenin ünlü şairi hocam o? Eyvallah. Teşekkür ederim 31 bitlik desteğin için, sağ olasın. Nerenin ünlü şairi lan o? Hayır yani Kalas'la Manastır'ın aynı cümlede küfür olarak kullanıldığını ve hani bu kadar kelimeyi aynı. Bak bir saniye. Kalas, Manastır, Rahip, ünlü şair. Bu dördünün bulunduğu bir küfür cümlesine ilk kez rast geliyorum. Saygıyla önümü ilikliyorum abi. Yani senelerdir, bak senelerdir yayın yaparım, senelerdir video çekerim. Böyle bir küfür yememiştim. Gerçekten böyle bir küfür yememiştim. Ağzınıza sağlık efendim. Şaşkınlık içerisindeyim. Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Yani tebrik mi edeyim, ne diyeyim bilemedim ki. Şimdi dayı. Tövbe yarabbim ya. Bizim bir yere girip şu eşyaları satmamız lazım. Girelim bir Praven şehrine falan şu eşyaları satalım. Svade krallığından ayrılıp Nord'a gitti. Oğlum Nord'a gitmeyin, bana gelin lan. Praven şehrine gizlice girmeye çalışacağım. Cıbıldam! O haringotu falan durdurmam gerekiyor. Bu arada 9 savaş daha çıplaz arkadaşlar. Onu bir kenara not edelim mi acaba? Hacı beni bir içeri alsana. Beni bir içeri al. Bizim adamlar nerede? Bizim yoldaşlar neden gelmiyor? Arkamı göremiyorum. Arkamı göremiyorum. Tamam. Ymiria falan nerede? Ymiria Lord. Ymiria yok ortalıkta tabii.
Tamam, Ymiria Lord olduğu için yok da bizim diğer Matelt falan nerede abi? Ay tövbe estağfurullah. Ay tövbe estağfurullah. Belki yaralılardır yani, bilmiyorum abi. Kardeş pazar yerine bir gir. Erzak tüccarına bir gir. Şunları bir sat. 1700-1800. Yemeğim var, artık yemek alma. Bak kendime söz dinletemiyorum kendime. Olmuyor. Yapamıyorum. Şu kalkanı bir al. Şu kalkanı bir al abi. En azından bir kalkanımız olsun. Şöyle bir kılıç kalkan da gelsin elimizin altına. Bunun için 3000 ödeyeceğim ama sağlık olsun. 2000 ödeyeceğim. Yok, 2000 öder miyim bunun için? Kalın demir kalkan. İyi çar lan. İyi silah ya. Üzümle zeytini falan sat. Aman be, koca lordum ya. 3-5 kuruşun hesabını mı yapacağım? Şimdi hana gidip köle tüccarı bulursam çocukları belki, ha tamam, şey yapmak istiyorum. Adamlara ben fidye teklif edemiyor muyum? Edemiyorum galiba. Keşke esir alsaydım ulan. Püh be. Püh be. Ve Kerem, Samet'im nasılsın? İyisindir inşallah. İyi ki tanımışım seni. Canım sıkkınken seni izleyip keyfim yerine geliyor. Başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Ve hikayeci de Samet, sana daha önce de destek oldum. Yine olur, yine izlerim. Senlik bir şey yok ama PC sıkıntıda. 3070 ekran kartı önerdiğim için mesajımı silen ve beni ban... Ay da. Kanka. Yani... 3070 ekran kartı önerdiğin için insanlar seni niye banlasın? Sen banladıkları için, yani modun görevi o kanka, modun görevi şey, böyle chat'in huzurunu sağlamak. Eyvallah, çok teşekkür ederim de hani 3070 ekran kartı önerdiğin için banlanmazsın ya. En baba spam'dan belki timeout yemişsindir. Sonra timeout sonrası böyle sövdüysen, hangi amına modun beni banladı diye, belki ondan ban yemişsindir ama yani... Evet, hepimizin anasını elden geçirmezsen hoş olur sanki. Lan keşke barış görüşmesinde bir şeyler isteseydim. Yok, gerçi ben bir şeyler istemeyeceğim. Bu adamların fişini çekeceğim direkt. Şu Haringot Kalesi'ni de bir temizlersek çok tatlı olacak gibi duruyor. Yemeğimiz var, paramız var, askerimiz var. Mis gibi. Mis gibi abi. Önceden böyle yani şey, alttan bir şeyler diyorlardı. Şimdi düpedüz sövüyorlar bana da, modlara da. Abi ortalık çok kötü abi. Ortalık çok kötü. Herkes ateş ediyor. Bunlar bana hep beraber girerlerse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Gelin lan. Delikanlıysanız gelin oğlum. Kaç kişisiniz? Kalabalık varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalabalık ve delikanlı var büyük ihtimalle. 85'e 264. Nereden toplandı o 264? Ve ben çıplağım. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. En azından bardağın dolu tarafını görüyorum. Bu adamları indirdikten sonra kalelerine girebileceğim. Ortalıkta bir bardak kalırsa tabi. Cıbıldak savaşçı 3000. Çıplaz diye bizi şey belledi, aslan parçası. Hıza bak, hıza. Ama benim adamlarım benim önümü kesiyor. Kardeşim. Çıplak olabiliriz ama bizim de vücudumuz demirden. Kendimi Metin 2'de böyle demir vücut falan basmış gibi hissediyorum ya. Demir vücut muydu? Çelik zihin miydi? Şey vardı böyle Metin 2'de. Savaşçının iki tane geliştirme ağacı vardı. Geliştirme ağaçlarından birinde böyle hava kılıcı falan filan vardı. Diğerinde de çevik beden mi vardı? Zihinsel diyorlardı galiba. En çok da cosplay orada dönüyordu ya. Cosplay dediğim hile. Adamlar bir bot açıyordu usta. Tutabilene aşık olsun. Bir de ücretsiz hilenin bir kullanım süresi varmış galiba.
İşte saat bilmem kaçla bilmem kaç arası. O zamanlar çarını kasacaksan ayvayı yediydin abi. Niyeyse ansızın o geldi aklıma. Bir yerden bir kaza kurşununa gideceğim ama hayırlısı bakalım. Bir de şey var bu Mount & Blade Warband'ın PvP'sini oynayan adamlarda, nasıl yapıyorlar bilmiyorum, yere eğiliyorlar, şey yapıyorlar böyle. Şu an blok otomatikte olduğundan ben yapamıyorum da galiba. Adamlar yere eğiliyor, şey yapıyor, kılıcı savuruyorsun, altından geçiyor herifler. Çok fena ya. Yo, onu Chivalry'de de yapıyor olabilirler. Benim hatlar iyice karıştı. Yüzün gözün kan oldu abi. Tam manasıyla kan banyosu, evet. Tam manasıyla bir kan banyosu. Peki. Beni bir sıkıştırmayın, beni bir sıkıştırmayın. Kaç savaşlık debuff'um kaldı? 7 mi 8 mi? Ben bu savaştan sonra giysem olur mu? Kalede zaten kargı challenge'ım var. Kargı challenge'ım var, böyle manyağa bağlarız. Kargı bu arada mızrak olarak da güzel iş yapıyor galiba ya. Saplayabilirsen tabi. Ben bu savaştan sonra bir mızrak kullanmayı deneyeyim ya. Böyle minik bir mızrakla hepsini delik deşik edeceğime inanıyorum. İn kardeşim, in in. Yatıyoruz, yatıyoruz. Hikayeci nick'im buysa kontrol edelim dostum. Nick'im buysa kontrol edelim de yani bilmiyorum kanka, bence boşa sinirlenip sövüyorsun. Yani arkana yaslan, keyif almaya bak. Çok da önemli bir şey değil yani, timeout yemek, ban yemek. Bilmiyorum ben. Bakarım, hemen kontrol edeyim şimdi, sıkıntı değil de. Ya bu kadar ağır küfür etmeni gerektirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Lord Brans. Ya ben seni salacağım, sen yine karşıya gideceksin. Yok, ben esir alıyorum abi, tutabildiğim adamları tutacağım. Gidip gidip asker basıyor herifler ya. Bir tek ihtiyar kaçamadı herhalde. Bir tek ihtiyar kaçamadı abi. Bir ihtiyar kaldı bizim başımıza. Öyle şey yaptı. Abi çok ağır küfür ediyorsunuz bu arada, farkında mısınız yani? Geri banlayacağım ki. Niye açayım ki kanka? Sen banlamışsan niye açayım? Ya ben gönlü kalmasın diye, ilgisiz, beni ilgisiz zannetmesin diye şey yapıyorum sadece şu an. Ama oğlum ne biçim sövüyorsunuz, ne biçim küfür ediyorsunuz ya? Bir saniye, slash user hikayeci. Dur bakalım, bakalım dostum. Teşekkür ederim bu arada, 2019'dan belli takipçimmişsin, sağ olasın. Sana ban atılmamış ki. Timeout atılmış. Ayrıca timeout atan benim çok değer verdiğim bir abim. Ve abime sen şu an anabacı küfür ettiğin için ben banlıyorum seni. Bundan sonraki küfürlerini bana edebilirsin kanka. Yani teşekkürler. Vakit ayırdığın için teşekkürler ama ben senin banını parmaya çevirmiş vaziyetteyim. Haberin olsun. Yani 600 saniye timeout yediğin için o aşağı yukarı 10 dakika boyunca kanka. Bir çay koymaya gidip gelsen tekrardan yazarsın zaten. Yani aşağı yukarı 10 dakikalık bir şey için, bir çay koymaya gidip gelmek için benim değer verdiğim insanların anasına bacısına sövdüğünden dolayı ben çevirdim banını. Ya istersen bana sövmeye devam edebilirsin ama benim sana tavsiyem, yayını kapat çık kanka. Yani bu ortamda senin yerin yok. Ay inanılmaz küfürler abi, bu nedir ya? 390 asker mi? Evet, bize de inanılmaz şeyler yaşatacaklar galiba şu an. Ve çıplam, keşke üstüme bir şeyler giyseydim. Yok artık millet durması gereken yeri de bilmiyor. Gerçekten durması gereken yeri de bilmiyor.
Gayır gayır sövüyorlar ya. Direkt gayır gayır sövüyorlar abi. Önceden şey derlerdi hani, kendini beğenmiş birkaç tane veledin arkasına sığındı işte moderatör ekibi, çoluk çocuk falan derlerdi. Artık direkt moderatör ekibinin benle beraber gayır gayır indiriyorlar ya. Aa, tamam küfür etmemişsin de permaban değil, bir şey değil yani. 10 dakikalık bir timeout yemişsin, o da ısrarından dolayı. Hani hayırdır, niye mesajımı siliyorsunuz falan filan gibisinden. Ya teşekkür ederim de her şey senin ya, keyfin bilir yani, her şeyi keyfin bilir de bundan sonra edeceğin küfürleri bana et kanka. Ben böyle bir şey görmedim ya. Adam hani bir çay koyup gelmek yerine hepimizin anasını elden geçirdi abi. Gerçekten çok sadık bir izleyici kitlem var. Bunu da buradan görebiliyorum. Neyse canımız sağ olsun. Nutkum tutuldu ya. Vallahi nutkum tutuldu ya. Adam böyle hani kanlı bıçaklısına küfür eder gibi küfür ediyor abi. Bu tekel kılıçmış be. Kaan'cım hiç sıkıntı yok balım ya. Hiç sıkıntı yok. Bundan sonra zaten hani kendisinin ne mesajlarını okurum ne başka bir şeyini okurum. Sıkıntı yok. Yayını kapatsın çıksın abi zaten. Şu saatten sonra ne diyeyim ben adama ya. 7 sülalemize sövmüş yani. Cemil cümlemize sövmüş. Bir de şey diyor bana, diyor ban atan adama, ban atmazsan sen de adam değilsin diyor. Çok ilginç insanlarla karşılaşıyoruz gerçekten ya. Neyse arkadaşlar, hadi hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam edelim. Ben çünkü geliyorum yavaş yavaş limitime doğru. Bu savaşın üstesinden gelirsek bu arada Haringot kesinlikle bizde. Şu an Kral Harlaus'un da ben bu orduda olduğunu düşünüyorum abi. Şu an oynadığımız Matelt mi? Ymiria'yı vermiştik değil mi? Ymiria Lord olmuştu. Şu an oynadığımız Matelt ve canavar gibi savaşıyor gerçekten ya. Bayağı canavar gibi savaşıyor. Güzel. Bu elemanları indirelim. Adamları Haringot'tan da sürelim. Belki bu bölüm içerisinde Swadi'yi komple bitirmiş bile olabiliriz ya. Bir tane ninja var aralarında, hayyah diye böyle ses yapıyor. Ve Efe 50 bit göndermiş. Efe'cim teşekkür ederim 50 bitlik desteğin için canım, sağ olasın. Teşekkür ederim. Kesene bereket, hoş geldin. İyi seyirler diliyorum sana. Kral Harlaus da bu arada düşman ordusunun arasındaymış. Ulan dur dur, geri çağır. Geri çağır, ayrıl şuradan. Ayrıl şuradan, bekle. Ben yokken bu adamlar savaşa girerse çünkü. Hadi şu 7 kişi neyse de, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Allah aşkına? 7 tane adamla ne yapacağım bana? Şu benim adamlarım birazcık kendine gelsin. Tekrardan gidip dalacağım. Şu an ben savaşa giremediğim için adamlarımın da içine giremiyorum. Kelti falan bayağı level aldı bu arada. Onun levellerini de vereceğim. Şimdilik level alsın. Hatta bir saniye. Lan Jeremus nerede? Ben sabahtır healersız mı dalıyorum adamlara? Au. Lord Fajrin falan artık böyle herhalde dayak yemekten motor oldu herif. Ölüp ölüp duruyor, sürekli benimle ilişkisi geriliyor. Askerbaz. Köy yağmalamayacağım. Yağmalarsam çünkü pek bir şey yapamam. Barış şartlarını belirt. Kale istiyor mu? İstemiyor muyum ya? Tamam dur, birazcık Nord'un üzerine yönelelim. Birazcık Nord'un üzerine yönelelim abi. Şöyle yapalım. Haringot'u bize versinler. Haringot'u bize versinler. Etrafımızı çok kapatıyorlar. Haringot artı 10k para. Reddediyor. Sen keyfin bilir. Keyfin bilir. Gayet keyfin bilir. Taverin'de ne kadar adam var? Şu an öylesine turluyorum bu arada. 242. Aslında bunlar Haringot'ta toplanmışken, Haringot'ta fazla adam yok. Etrafındaki kaleleri falan mı düşürsem ya? Dur, adamlar kendine gelmiştir. Adamlar kendine gelmiştir. Gidip şunların üzerine de binelim. Haringot falan burada mı? Kral Haringot.
Oğlum orası çok kalabalık ya. Kaç kişisiniz? Harlaus da orada. Haringot dediğim Harlaus da orada. 345. Ben hala çıplağım. Çıplaklığa bu seferlik son veriyorum abi. Çıplaklığa bu seferlik son veriyorum. Ölürsem çünkü artık devam edemem. En azından adamları bastırıp haringotu alayım. Sonra heriflerden para değil, Tevar'ın kalesini falan isteriz. Zorla vermelerini isteriz. Svadia eşek gibi barış yapmak zorunda kalır. 10 savaş. Oldu canım 10 savaş. Bir şey olmadı. Bir şey yok, bir şey yok. 10 savaşlık yorulduk ya. Ben yorgunluk olarak sayıyorum kanka. Kral ne haber? Aslan. Şş. Tamam, Harlaus bayıltıldı. Harlaus GG. Kuşatma savaşında daha kargo kullanacağım bir de. 10 savaşlık yoruldum saysanız olmaz mı? Hile var ceza olarak zırhlarını at. Ulan Mert, ulan Mert. Deve mi var adamların ordusunda ya? Benim at bir iyi takıldı ya. Benim at bir iyi takıldı bugün. Abi gene boşluğa çarpıyorum. Sen bir dur, sen bir dur, sen bir dur. O tırpanla benim bir işim var. Sen bir dur 2 saniye. Lan ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Evet deve var abi. Evet deve var. Adam bir tane deve almış yanına. Lan hele diyorum atlar böyle kendiliğinden zıplayıp zıplayıp duruyor. Ne oluyor diyorum bizim atlara ya? Bir deve daha var abi mekanda. Bir deve daha var. Atlar sürekli şey yapıyor çünkü. Atlar sürekli haykırışta. Bu mekanda bir deve daha var. Kral Haringot o kadar çok zırhlı süvari basmış ki. Adamların hepsinin atlı birliğine yetişemiyorum. Ve healer'sız oynamak da birazcık beni ürkütüyor açıkçası. Bir ara gidelim Jeremus'u bulalım. Lan doğru, Jeremus'u da biz challenge diye saldıydık değil mi? 3 savaşlığına Jeremus'u kullanma dedilerdi. Jeremus'u da saldıydık. Ulan arkadaş her şeyimi saldık ya. Her şeyimi saldık ya. Kim kaldı geriye? Güzel. Bir bu kadar da adamların yerin altında olduğunu bilmek kötü de tabii. Bu savaşın sonuna kadar gitmemiz lazım bu arada. Adamlar bir parça da yaralanıyor. Yaralandıklarından dolayı kendilerini tekrardan toparlayabilme ihtimalleri var. Ordularını komple dağıtmamız lazım. Komple dağıtmazsak bu yaralılarını kaleye gidip tekrardan onarırlar. Bunların tamamını alacağız. Bir saniye. Şu zırhlarımı giyeyim de şimdilik. Zatürre olacağım, ondan korkuyorum. Zatürre olacağım. Lan gelsin, ne uğraşıyorum lan Oğuz abimle. Haplarını aldım mı diye mesaj atıyor ya. Kardeşim senin tadilat bitti mi? Senin tadilat bittiyse benim Hearts of Iron 4'te hani Poland serim var ekstraya attığım. Şey yapalım istiyorsan, ben bundan sonra bir oyun daha gireyim. O Polonya serisine devam edelim. Yeni rivalim Oğuz abi. Yok be, pazar anca biter. Hadi ya. Neyse, sağlık olsun kankacığım, sağlık olsun. Polonya serisine single devam ederiz o zaman. Ne yapalım? Abi şimdi bu adamlar bittikten sonra Haringot Kalesi'ni koruyacak doğru düzgün adam yok. Kuşatma Savaşı'nda içeride de bayağı adam var bu arada. Asker kaybetsek de oradan telafi ederiz. Kuşatma Savaşı'nda kargı kullanma cezam var. O kargı kullanma cezamı yeneceğim.
Kaleye adam koyma cezam vardı. Eğer iyi adamlar gelirse onları gidip kendi şehrime koyacağım. O asker koyma cezasını da yeneceğiz. Bir tek herhalde Sargot'u alma challenge durur. Onu da artık müsait bir ara hallederiz. Başka türlü halledemeyeceğiz gibi çünkü. Aa, merhaba. Kaç adamları kaldı? Şeyler yaralıyor. Memlükler yaralıyor. Gerçi birazcık esir ticaretimiz olsa güzel olurdu ya. Yo, kimse bana 35k dinar borcum var demedi şu anlık. Herkes mi kaçtı arkadaş? Bir tane bile mi şey yok ya, böyle kör kötürüm yok. Bir tanesinin bile mi eli ayağı titremedi ya? Herkes bize girmiş anasını satayım. Herkes. Adam da alamıyorum, şey de yapamıyorum. Bak içeride 293 esir var abi. Lord Aatrox da içeride. Mızraklılar var, şövalyeler var falan filan. Biz burayı alır hallederiz. Biz burayı alır adam ederiz. Burası için acaba ne gerekiyordu? Kuşatma kulesi gerekiyordu. Yeterince yemeğim var. İstinler köyünde orta büyüklükte düşman grubu. Konstamar'ı sat 4000'e. Sat baba. Para gelsin elimize. Maras kalesinde düşman. Önemli değil. Haringot'u aldığımızda bayağı bir avantaj elde etmiş olacağız. Bu Haringot'u kendime mi alsam acaba ya? Çünkü Haringot böyle birazcık daha kontrol noktası gibi. Kafan mı güzel? Savaşa çıplak geliyorum değil mi? Hadi meydan savaşları neyse de kale kuşatmasına çıplak giriyorum değil mi? Erdem baba! Şimdi kuşatmayı kaldırıp hemen... Ne demek gireceğim? Hem çıplak hem kargayla nasıl gireyim ben oraya? Ben bir kuşatmayı bozup tekrar gireyim. Sabah kahvaltıda yürek yiyen herkes burada. Lan bu tekel kılıç mı çiftel kılıç mı? Ha hakiki tekel kılıç burada abi. Şu Haringot'tan bir kurtulalım. Bayram edeceğim zaten ya. Svadya bir bitsin. Nord'la biraz barış anlaşması imzalar. İyice farmlarız. Sonra da Nord'u pataklayacağım zaten. Bu deli bize niye daldı, ben onu anlamadım ki. Ağla ve görevi yapma. Kardeşim çıplak dedi, tam olarak nereyim, neremin çıplak olacağını söylemedi. Ben ellerime eldiven giymeyeceğim abi. Ellerime eldiven giymeyeceğim, tamam çıplak işte. Belki iç donu giymedim. 8 savaş daha çıplak kalmış. Bak Erdem baba, kaleye çıplak dalayım, peşin peşin ödeşelim bak kral. Peşin peşin ödeşelim bak. Başka türlü anlaşamayacağız çünkü. Hala mı ağla diyor ya? Aa, vallahi çökmedi Haringot kalesi, maşallah Haringot kalesinde ne can varsa artık. Adamların canını alamadık da abi, adamların canını alamadık da. Esirimsin lan. Arkadaşlar yeter artık, gelip gelip bana dalmayın. Şu kaleyi alayım, kalanlarını halledeceğim. Eşya havuzuna gir. Ha dur. Buradan üstüme takarsam eşyaları. Gerçi kaleye cıbıldak, kaleye cıbıldak alamam. Hayır mı? Hayır mı? Tamam bak, çıplak kal görevi güzel, eyvallah ama ne kadar bir çıplaklık olduğundan söz edilmedi, miktar zarfından falan. Ben kendi yorumumu katıyorum abi, ellerim çıplak bak. Ben kendi yorumumu katıyorum. Servet düşmanları ya. Fetih yapamıyoruz, fetih fetih. Fetih yapamıyoruz, servet düşmanlığı yapmayın, fetih yapamıyoruz. Kalemi alalım, yo mu? Yo, kimse bir şey demedi abi. Kimse bir şey demedi. Olguncum hoş geldi canım. İnanılmazsın. Bu sefer bana işkenceyi Erdem Baba ediyor.
Bunlar kim ya? Bunlar da Nordlar. Abi ne işiniz var burada abi? Abi ne işiniz var burada abi? Yine mi siz ya? Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Bunların hepsi bir de Nord. Gerçekten yoruldum abi, gerçekten yoruldum ya. Ne demek yoksa 40k dinar ceza ödersin? Ödemiyorum kardeşim, canımı mı alacaksınız ya? Bana ne abi, çıplak dediniz, al işte ellerim çıplak. Miktar belirttiniz mi çıplaklıkta? Yok. Yorumluyorum abi, yorumluyorum. Yorumlayamam mı? Yorumluyorum. Belki yanlış yorumladım kardeşim. Belki yanlış yorumladım. Eksi bir mi? Hayır. Artı bir bence. Belki yanlış yorumladım abi. Çıplak savaşa girme mi olur ya? Lan bak çıplak. Ellerim çıplak abi. Ve Erdem Baba 10 lira daha gönderip full çıplak kal demiş. Evet, miktar belirtti. Tamam, benim tez çürüdü arkadaşlar. Benim tez çürüdü. O götü göstere göstere savaşacağız, anladım. O savaşta o göt gözükecek. Ben bunu anladım abi. Ben bunu anladım. Svadya'ya dalıyorum. Nord geliyor. Nord'a dalıyorum. Svadya geliyor. Haringot Kalesi'ni ele geçireceğim. Erdem Baba diyor. Çıplak kal diyor. Tamam, çıkarırız onu, sıkıntı yok, çıkarırız onu abi, ne yapalım yani, nasip de böyle demek ki, çıkarırız onu, yapacak hiçbir şey yok. Yattık aşağı. Bunduk. Ata 19 zarar vurdum abi atın kafasına, güzel. Güzel, yine dost bir askere zarar verdim. Çok iyi. Baktığınız zaman şu an bayağı yararlı bir arbeletçiyim. Bırak arbeleti, gir araya bulduk efendi. Ya bunlar ne? Nord kahramanı mı bunlar? Ağzına tüküreceğim bu Nordların ya. Lan var ya, ayrıldık kendi krallığımızı kurma bokuna. Gül gibi krallığı bıraktık. Şu uğraştığımız derde bak arkadaş. Bir de full çıplak diyor. Hile var mı yok mu? Yok tabii ki. Yok tabii ki. Kanka galiba kaybettik, çıplaksın. Ya aman bir. Aman be. Ayrıl. Niye çıplam abi? Neden çıplam abi ben? Karını aldatma görevi mi? Kanka yok öyle bir şey yok. Oyunda yok ki öyle bir şey. Lan salın beni, bak şu kaleyi bir alayım artık. Salın beni, ben bir gideyim. Abi yine geliyorlar. Abi yine geliyorlar. Yine geliyorlar. Ah. Bahtsız gaming. Şu adamları yukarı çıkar. Ölürsem de adamlardan birine geçeyim, onlarla savaşayım. Lan yeter lan. Kaleyi kuşatamıyorum abi. Adamlar bitmiyor ya. Vayagirlisi, Nordlusu, Svadyalısı, gelin lan. Eşşoğul eşekler, kaç kişi geldiler? 4-5 kişi geldiler. Ne kadarsınız? 227 kişi. Aman aman ya. Bunları benim tek turda öldürmem lazım ya da bitiyiz abi. Ya da ölmeden ikinci tura girmem lazım. Ölmeden ikinci tura nasıl girerim? Savaşmadan girerim abi, ölmeden ikinci tura. Ben savaşmayacağım, şu tipe baksana. Kaldı 7 savaş. Not alın bir yere. 7 savaş, 8 savaş boyu böyleydik. Kaldı 7 savaş. Kont Delivian bayıltıldı. Lan şu tepede gözleyeceğim abi. Handaki ablayla aldatabilirsin. Ya bir de bak. Kardeşim bütün bedduaları alalım mı? Bütün bedduaları alalım mı abi?
Ve Taha Dağlı. Samet babuşum, ismimi okur musun? Seviliyorsun, iyi yayınlar demiş. Desteğin için çok çok teşekkür ederim Taha'cığım. Eyvallah. Kesene bol bereket, sağ olasın. Ve iyi yayınlar dileğin için de çok teşekkür ediyorum. Sana da iyi seyirler diliyorum kankacığım. Eyvallah. Sana da iyi seyirler. Çok çok sağ ol. Kardeş yat bakayım şuradan aşağı. Abi bak, şu Haringot Kalesi'ni alacağım, tamam mı? Şu Haringot Kalesi'ni alacağım ve bu bölümün benim için en büyük challenge olacak ya. Ya Haringot da çünkü çok kalabalıklar gerçekten. Sivrisinek gibiler herifler. Ya sivrisinek dedim de. Mide bulandırıcı derecede kalabalıklar. Burayı bir kere temizlersek abi, bizim yurdun, Babuştus yurdunun girişi rahatlamış olacak. Ne kervan gelebiliyor, ne adam gelebiliyor. Biri bu arada var ya, sırtıma bir tane arbelet vursa böyle yanacak benim sırt da. Bakma ben kaşınıyorum gene ortalıkta dolana dolana. Artık hani yurdumuzu güvene almamız lazım abi. En çok zararı buradan görüyoruz. Adamlar kapının önünü o kadar fazla lordla kolaçan ediyorlar ki. Ne asker toplayıp kaçabiliyoruz, ne başka bir şey yapabiliyoruz. Muazzam kalabalıklar burada. İcaplarına bakmamız lazım mutlaka. Bir de milleti de yanımıza çekemiyoruz abi. Çok fena bir şey ya. Sayın Darkçım canım, desteğin için çok teşekkür ederim ama YouTube'da ve Twitch'te maalesef başkasının videosunu açıp seyredemem. Çünkü telif mevzusu geldi biliyorsunuz. Müziklerden falan da telif mevzusu geldi. Hani artık Twitch'te elimden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyorum o telif konularında. Arkadaşına çok çok başarılar dilediğimi ilet, sana zahmet. Çok teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah, sağ olasın. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Hani arkadaşın ne üzerine bir video yaptı bilmiyorum da telif yeme durumumuz var ne yazık ki. Müziklerde, videolarda, diğer görsel içeriklerde, özellikle kliplerin açık olduğu kısımlarda biliyorsunuz Twitch klip kısmını bayağı bir düzenledi. Hatta çoğu yayıncıya dedi ki kardeş küfürü kapat. Klibi kapat. Kapatmazsan sıkıntı çıkar. O yüzden maalesef. Abi linki atmayı unutmuşum heyecandan vallahi. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum, seviliyorsun demiş. Balım dediğim gibi maalesef açamam. Çok teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Twitch'te telif geldi arkadaşlar. Evet. Twitch'te telif geldi. Özellikle klip kısmında bir müzik varsa şayet telifi yiyorsun çat diye. Ve İlkay 100 bit göndermiş. Teşekkür ederim İlkay'cığım desteğin için. Sağ olasın. Eyvallah. Maraşelsin toparla krallığı. Abi krallık çok dağınık bak. Adam getiremezler. Düşmene hücum et. İyi ölmedik. İyi ölmedik abi. İyi ölmedik. Gene geldiler 200-300 kişi. İyi ölmedik. Bu sefer arazi daha düzgün. Araziyi beğendim. Şey yapamayız abi. Adamları toplayamayız. Bizim Nord'un orada, Vayagir'in orada falan topraklarımız var. Samet kaç. Samet kaç. Bizim Nord'un orada, Vayagir'in orada falan topraklar var. Özellikle Haringot'u almadan Maraşel çağrısı mümkün değil. Hadi Haringot'u alsak yine bir ölçü de. Abi dur ben şu aradan bir çıkayım, beni araya almasınlar. Cıbıldak savaşma cezam var zaten. Kaç kaldı cıbıldak savaşma ceza? Saymıyorum ki. Kaldı 6 savaş. Eyvah eyvah. Of abi, hepsi kaçıyor. Hepsi kaçıyor. Hiçbir şeye yaramıyor ki bizim yaptığımız iş. Bayağı da bir adam sayım azardı ya. Bayağı da bir adam sayım azaldı vallahi. Ne alabiliriz buradan yanımıza? Svadya kıdemlisi, Svadyalı Nodok, kervan muhafızı. Önüme gelen herkesi alıp savaşta önden siper mi etsem? Abi önüme gelen herkesi alıp savaşta önden yollayacağım. Normalde böyle bir şey yapmam ama. Ve Sayın Dark, abi arkadaşıma selam söylesen olur mu demiş. Tabii ki, tabii ki. Sıkıntı olmaz, yanım sağ olsun. Arkadaşın adı Batuhan Özen. Batuhan'cığım canım, çok teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah, çok çok sağ ol. Adını da söyledim. Eyvallah, desteğin için teşekkür ederim. Diğer yazı gelmedi maalesef. Çok çok teşekkürler. Eyvallah. Ve Taha Dağlı, parayı bulan Samet abiye bağış atar. Tekrardan iyi yayınlar babuşum demiş. Teşekkür ederim.
İyi yayınlar dileğin için. Sana da iyi seyirler diliyorum kankacığım. Bak bu kadar var ya savaşmanın üzerine, bu kadar yorgunluğun üzerine mutlaka şu kaleyi bir almamız lazım abi. Mutlaka şu kaleyi bir almamız lazım. Elimizdeki çok düşük mü? Svadyalılarla sürekli savaştığımız için çok düşük değil mi? Onların kaçabilme ihtimali var abi. Onların kaçabilme ihtimali var. Şöyle yapalım. Eşya havuzunu falan bırak. Artık şu kaleyi kuşat bitirelim işi. Ve çılgın abi bu ceza şeysi nasıl oluyor? Pek hakim değilim. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Şöyle ki destekleyen babuşlar diledikleri gibi bize görev verebiliyorlar. Görevler genelde şu şekilde oluyor. Misal veriyorum önümüzdeki 3 savaş boyu sadece ok yay kullan. Yahut ordundaki gelişmiş 20 askeri terhis et. Yemeklerden kurtul, silahlarını değiştir, silahlarını at, barış anlaşması imzala, savaş ilan et gibi gibi. Ya tabii ki hani mantık dahilinde. Mantık dahilinde derken şu şekilde. Hani bütün adamlarını kovup tek başına 400 kişiye kafa attendiğinde yaparsak oyun ilerlemez. Hani belli ölçüleri var atıyorum. Bütün ordunu at. Ama bir kısım askerleri atıp o şeye devam etmeye çalışıyorum. Göreve devam etmeye çalışıyorum ben. Elimden geldiğince. Kardeş, Haringot'la beraber 10 bin verirsen bu savaş biter. Keyfin bilir. Keskin çizgilerimiz var, keskin kararlarımız var. Asla geri adım atmamamız gereken keskin kararlar. Bir tur daha bir Nord ya da Swadia grubuyla çarpışırsam artık çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Yeter. Yeter. Sana şu Haringot kalesini alayım. Çok dibimizde herifler. Çok dibimizdeler. Hadi artık şu şey gelsin bak sabah vakti. Şu şey gelsin. Haringot Kalesi'ne bir girelim lütfen. Lord Faizring Kergit Krallığı tarafından esaretten kurtuldu. Kurtarıldı. Güzel güzel. Orta büyüklükte düşman grubu falan beyler etrafımız sarıldı. Etrafımız çok fena sarıldı. Bak bunlar bize bir tur daha gelecekler. Ya şu kaleye gireriz ya da onlar bize girer diyecektim ki onlar bize girdiler. Teke tekte girdi abi. Herifler kalelerini canları pahasına savunuyor ya. 121 askeriz var burada. 121. 100 euro atarsam tüm ordunu siler misin? Oyunu silerim amına koyayım. Ne diyorsun? Pardon. Çok küfür etmemeye çalışıyorum yayında da. Teklif çok garip geldi. Hani 100 euro verirsem, 100 euro versem ben silerim orduyu. Problem değil. Ay, teşekkür ederim desteğin için bu arada. Sağ olasın. Silerim. Tam şu an silerim. Hiç sıkıntı yok. Oyunla beraber. Sonra tekrar kurarız arkadaşlar. Dert etmeyin. Lan adama bak para için her şeyi yapıyor diye düşünmeyin. Sonra tekrar kurarız oyunu. Sonuçta silik kalsın demedi. 5 savaş cezamız kaldı değil mi çıplak olarak? Lan canımı okudunuz be. Şu Haringot Kalesi düşse düşmanın kalbi burası anladın mı? Düşmanın kalbi düşse halledeceğiz ya. Vallahi. Sayın da dostum DC'ye boost basmana gerek yok. Çok teşekkür ederim desteğin için. Zaten buradan baya baya destek oldun. Sağ olasın. Steam'de bana arkadaşlık isteği yollayıp nickini söylersen elbette ki kabul edelim. Dark Element Charon'la bana istek atmışsan kabul edeyim dostum. Teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Şu an kabul ederim istek atmışsan Dark Element'i. Warband'ı silip Bannerlord'u indirsin. Bannerlord kurulu kanka. Bannerlord kurulu. Hacı bak esirimsin artık gelmeyin. Artık gelmeyin şuraya tamam mı? Şu adamlara bir terfi verelim. Normalde kullanmayacağım ordular bunlar ama ne kadar kalabalık o kadar iyi. Svadyalı adamlara kadar tutuyoruz. Atlı paralı asker, köylü kadın, avcı, zırhlı süvari. Dağ haydutu, Rodok askeri, gözcü, kervan muhafızı. Avcı, kelle avcısı. Abi paramı ve ekipmanlarımı bitirmeyin artık. Yeter. Hadi. Hadi hanım. Hadi hanım. Beni bir rahat bırakın. Beni bir rahat bırakın. Ben şu kaleyi bir fethedeyim. Hadi. Allah'ım şükür. Bitmesine 2 saat var. Bekle. Bekle, 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 bekle. İşte bu be. İşte bu be. Şimdi misal az önce challenge'larla alakalı soru soran beyefendi için. Efendim, bizimkilerin koymuş olduğu bir kural var. Hem çıplak savaşıyorum hem de kuşatma savaşlarında sadece kargı kullanmaya iznim var. Bu yüzden elimdeki silahların büyük bir çoğunluğunu, pardon kargı hariç,
Elimdeki silahların büyük bir çoğunluğunu atacağım. Sadece kargım kalacak elimde. Abi burası nasıl bir kale abi? Haringot Kalesi. Belli bak, etrafta su falan filan var. Timsahlar da var mı peki? Bir saniye, gidip ölmeyelim de şimdi. Anam! Böyle savaş mı olur? Kanka esirleri köle tüccarına falan satabiliyorum zaten. Bunu biz nereye dayayacağız? Kapının ağzına falan mı dayayacağız acaba? Ben buradan başka nereye kaçabilirim? Herhalde kapının ağzına dayayıp şu yukarıdaki girişten gireceğiz. Ben bu Haringot Kalesi'ni kesinlikle kendime alıyorum. Abi, hayır hayır hayır. Ben bu Haringot Kalesi'ni kesinlikle kendime alacağım bu arada. Manzarası falan da güzel. Manzarası falan da güzel. Malak gibi kuşatmayı izleyeceksin şimdi. Yo, gayet de savaşıyoruz kankacım. O kapı oraya çıktıktan sonra gireceğiz içeri, milleti şey yapacağız. Kalenin konumu çok iyi. Burayı kesinlikle kendi üzerime alacağım. Buraya böyle birazcık okçu mokçu yığdık mı var ya. Çok efsane olur buralarda. Vayagir şövalyelerini nişancılar indiriyor. Buraya biraz okçu yığdık mı çok efsane olur burası. Listem doluymuş, Musa'yı silip ekle. Musa'yı hep siliyoruz zaten. Ve gitar 8 savaş çok abarttı, donumuzu giyelim demiş. Bu savaştan sonra bir sıfırlayacağım ya bütün görevleri. Kaleyi alabilirsem bütün cezaları, görevleri sıfırlayacağım. Evet, şövalyeler delik deşik ediyor milleti. Abi kuşatma kulesi dayanmadı mı daha? Şuradan içeri gireceğiz diye tahmin ediyorum ben. Abi konum çok iyi ya. Konum gerçekten çok iyi ya. Şuraya adamlarını dizdiğini falan bir düşünsene abi. Adamlarını dizdiğini ettiğini. Çok iyi konumu var gerçekten ya. Aynen, sabaha kadar savunma yapılır burada. Sabaha kadar savunma yapılır. Birinin kalkanı kırıldı bu arada. Bu kapı dönecek mi? Nereye açılacak bu? Samet kaç arkaya, kaç arkaya, kaç arkaya. Nereye değeceğiz? Karşıya mı değeceğiz acaba? Yoksa bu dönecek mi? Kuşatma kulesinin dönme gibi bir mekaniği var mı bilmiyorum bu arada. Ön surlarda adam yok Allah'tan. Dönüyor lan. Vallahi dönüyor abi. Vallahi dönüyor. Kapıya getirene kadar dünyanın zararını yedik ama. İçeri bir girersek açarız abi burayı. İçeri bir girersek açarız burayı. Çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. Ayağımı, kıçımı, başımı bir yere mi vuracaklar diye de ödüm kopuyor. Harbiden çok kalabalıklar. Şu aradan bir yerden geçirip beni indirecekler değil mi aşağı şu an? Kardeş buraya dönmeyin ne olur. Kütük taklidi yapıyorum. Lütfen buraya dönmeyin. Kapı bir açılsın. Beyaz Erkencim hoş geldin canım. Teşekkür ederim. Allah! Buraya mı açıldı? Hayda! Ebru Mahmud Hoca'ya çıktı. Abi, abi. Bismillahirrahmanirrahim. Oraya atlayamadı mı? Oraya atlayamadı mı? Nani? Nani? Oh my vamos şimdi yürü. Dur. Karpuz gibi kesti herif beni böyle bir hani karpuzu ikiye yararsın ya ya da böyle soğana vurursun böyle cücüğünü yersin şeyle. Herif bizi karpuz gibi yardı abi. Karpuz gibi ortadan ikiye yarıldık. Teşekkür ederim Erdem Baba. Erdem Baba sponsorluğunda karpuz gibi yarılıp düşmandan dayak yeme keyfi. Biz buradan içeri nasıl gireceğiz acaba? Steam özene mi bakayım? Bakayım kardeşim. Yine sıranın en arkasındayım. Gene geldik bu belanın içine. Lan şu kapının içinden acaba atlayarak girebilir miyim? Bismillah! Olmadı. Tamam. Çok umutlandım. Birden dedim acaba o hani araya girip
Şu aradan böyle dedim adamları dızlayabilir miyim dedim de olmadı. Sen de sağ olasın. Eyvallah kral, eyvallah. Beyler şu kapıyı yarın be. Şu kapıyı yarın artık be. Açın kapıyı da girek içeri be. Şuradan düşürüyor mu? Buradan da atlanmıyor. Mecbur dimdik gideceğiz abi. Dimdik gideceğiz. Beklemek dışında hiçbir seçeneğim yok. Arkadaşın linkini attım, sen eklersin. Suya atlayamıyorum. Bak hop. Görünmez duvar. Ama ok yedim böğrümü. Girin içeri artık. Öf, ne şeymiş be arkadaş. Ne kaleymiş be ya. Abi içeride 300 esir tutmalarına şaşmamalı ya. Bu kale yıkılmaz çünkü. 300 de esir tutarsın içeride, 500 de esir tutarsın abi. Bu kale şey yapar, bu kale tutar baksana. Kalenin kendi tam bir şey zaten. Hani kalenin kendi tam bir doğal konum olarak yapılandırılma itibariyle Haringot Kalesi gördüğüm en korunaklı kalelerden biri. Buralarda yüzlerce değil binlerce askere karşı bile kuşatma savaşı verirsin. Şimdi abartma at diyeceksin, kalenin konumuna bakar mısın abi? Bu herifler kuşatma kulesini getirene kadar bak iç kalesi var, kalenin iç kalesi var abi. Düşün ben bütün adamlarımı getirdim. İç kaleye koydum abi bütün adamlarımı. Ya da bütün adamlarımı şu kapının altına dizdim. Nasıl aşıp girecekler burayı? Boşa şey yapmamışlar abi burayı. Boşa sahiplenmemişler. Harbiden bu kale düşmanın kalbi olarak nitelendirilebilir ya. Ve düşmanın kalbine zırhım olmadan daldım. Demeyi çıkartamıyoruz ki. Bu kale ne zamandır bunların elindeyse artık demeyi çıkmıyor ki. Bayağı adamımız öldü ama. Bayağı adamımız öldü. Şimdi haklarını yememek lazım. Al abi bir de iç kale var. Buradaki eşyoreçekler ölmüş galiba. Ne oluyor lan? Gökyüzünden ok yedim ya. Kalenin... İç kalesinin kapısı var. Burası gelmiş geçmiş en büyük kale galiba ya da yani en savunmaya en müsait kale mi? En korunaklı kale mi artık ne denir? Ay anneciğim teşekkür ederim sağ olasın. Olur anne. Şu bilgisayarın üstüne koy anne. Sağ ol anne. Sağ ol anne. Daha var mı lan? O bizim adamları var ya malamat ettiler burada malamat. Daha bak buranın içleri de var ya. Buranın içleri falan da var daha. Abi kalenin bir kalesi daha var ve adamların şuradan bize ok sıkacak yeri var. Bunlar neymiş böyle ya? Yani şehir devirdim şehir bu kadar zorlamadı abi. Şehir devirdim şehir bu kadar zorlamadı. Bu kale inanılmaz iyiymiş. Karmiklin hoş geldin. Teşekkür ederim abi nasılsın? İyi yayınlar dileğin için çok sağ ol. İnşallah sen de iyisindir, keyfin yerindedir. Ve Taha Dağlı, babuşum ben hep senin yayınlarının tekrarlarını YouTube'da izliyordum. Senin için Twitch indirdim, tekrardan iyi yayınlar, seviliyorsun demiş. Desteğin için çok çok teşekkür ederim Taha'cığım, eyvallah canım. Eyvallah, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Eyvallah canımsın. Evet abi yani nihayet şehir çöktü ama şehirle beraber biz de çöktük galiba. Esirimsin kardeş. Aa eyvallah 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 eyvallah. Çocuğu da kurtarmış olduk abi gayet güzel. Bu bizden miydi? Galiba bizdendi ya. Abi evet askerlerin içinden geçirmiş gördüğünüz gibi. Ben bu kaleyi yalnız bencil gaming yapıp kendi üzerime alacağım. Ne kadar adam yağarsak kaleye o kadar iyidir abi. Şimdi en tecrübelilerinden başlayalım. En tecrübelilerinden başlayalım. Svadyalı asker almayacağım. Adamlar kaçmaya çok eğilimli çünkü. Sarranitli adamları alırım. Sarranitli kıdemli askerle atlı askeri de alırım. Rodok mızrakçıları ve
Talimli Rodok askerlerini de alırım. Zira artık Rodok diye bir taraf yok ve benim kapasite dolduğu. Tamam bir saniye. Kapasite dolduğuna göre şu Svadyalı ve diğer dandik üniteleri at bakayım. Kölebaşı, dağ haydutu falan. Abi kıdemli Rodok mızrakçısı falan var burada da. Yani neye atmak daha mantıklı olur bilmiyorum şu an. Rodok çavuşları var mı sen abi? Rodok çavuşlarını almazsan enayi derler adama. Şu 4 Rodok çavuşunu al. Bayağı asker kapasitesi var da biz adam alamıyoruz ki. Yoldaşlarımı şöyle bir yukarı alayım. İleride bu yoldaşların kendini geliştirme durumu da var. Askerlerimiz bayağı az kalmış ama en azından bu kaleye taş gibi adam yağabilirim diye düşünüyorum. Görkemli zırh falan filan. 50 kafalık zırhı. Kafalık 43. Bu kaleyi almakla bence ben challenge'ların üstesinden gelmeyi başardım diye düşünüyorum abi. Yani kaleyi almak sanırım böyle bütün ceza puanlarımızı silmiştir. Yani umut ediyorum. Umut ediyorum. Ben ceza puanlarımı silinmiş olarak düşünüp zırhlarımı giyip şöyle bir görev listesini temizleyeceğim. Bir de şuradaki şeyleri falan alayım. Abi bu bizi inanılmaz derecede rahatlatacak bu arada. Bu bizi inanılmaz derecede rahatlatacak. Çünkü bu kale düşmanın kalbiydi. Alınması çok zordu. Kardeş bana var haringotu. Ha kimse mıh demedi ya. Yağmala ve bütün ganimeti herkese paylaştır abi eşit olarak. Tamam, birliklerin bir kısmını buraya yerleştir şimdi. Oh, Rodok keskin nişancıları falan. Şuraya bir adam yağalım abi. Şuraya bir adam yağalım. Ondan sonra gidelim elimizdeki eşyaları falan bir satalım kendimize gelelim. Vallahi bence tertemiz oldu abi. Bence tertemiz oldu. Yani artık bunun üzerine bir sıfırlanmayı hak ettik diye düşünüyorum ben. Şuraları bir en iyi şekilde ayarlayalım. Kaleye adam koymak önemli çünkü. Rodok çavuşlarına kadar koy buraya. Ben ileride asker toplar gelirim zaten buralara. Haringot Kalesi'nin düşüşü bizim için bir mihenk taşıydı efendim. Bir değişikliğin başlangıcıydı. Ama biraz burada bekleyelim çünkü adamların falan cortu çekmiş vaziyette. Haringot'u tekrar almaya geliyorlar. Onun bir fırsat verin lan, bir nefes alayım lan, bir fırsat verin lan. Adamlar Haringot'a tekrar iniyor abi. Adamlar Haringot'a tekrar iniyor ya. Neyse o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Biz şimdilik burada bırakalım abi. Şimdilik burada bırakalım. Diyelim ki usta bu bölümdeki başarımızla beraber challenge'lar falan silindi. Her şey sıfırlandı. İleride artık yeni görevlerle, yeni challenge'larla devam ederiz. Eğer herhangi bir challenge gelmezse bile, yani seriye yön verecek herhangi bir şey olmazsa bile Taverin Kalesi, Viencourt Kalesi ve İbdeles Kalesi kaldı adamların elinde. Oradaki kaleleri zınk 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 alır ve düşmanın sonunu getiririz. Yani şu Haringot'un çökmesi zaten bizim için her şeyden daha önemliydi. Mod Diplomasi Lityum modu arkadaşlar. Mod Diplomasi Lityum modu. İlerleyen zamanlarda devam ederiz bu seriye zaten. Yeter yoruldum. Bayağı yoruldum.